Programına katılmış değil mi? İyi sabahlar diliyoruz. Adnan Hoca'nın geleceklerinden Sayın Didem Hanım. Didem? Neyi göstermiyoruz? Kanal logosu var. Logosu silmesi gerekiyor. Ne? Logosu. Logo. Silin. Tamam. Ne? Genişletin. Genişletin. Yani yüzden göstertin. Olmuyor mu öyle bir şey? Deniyoruz ama sanırım olmuyor. Tekrar hazırlamamız lazım. Sesini göstertin, dinletin. Tamam, olur. Olur inşallah. Tamam. İyi sabahlar diliyoruz. Adnan Hoca'nın geleceklerinden Sayın Didem Hanım. Didem Hanım, iyi sabahlar. Didem'in resmini göster. İyi sabahlar Sayın Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Evet Didem Hanım. Vaktimiz çok fazla yok. Bugün inanılmaz gündemimiz yoğun. Konularımıza başlayalım. 2-3 sorum var. Ve bu sorularıma inanıyorum. Cevap vereceksiniz. Şimdi size karşı bir ayetin yorumlanmasında oyun havası eşliğinde müzik çalındığına yönelik iddialar vardır. Tabii cevabınız vardır. Neler söyleyeceksiniz Didem Hanım? Şimdi bu tabii ki ikisi bir arada olan şeyler değil. Bizim programımızı biliyorsunuz. Evet. Sayın Adnan Bey'in programı. Kendisi A9 TV'de hem dini anlatımlar yapıyor ama bunu dini anlatım yapmak anlamında değil. Yani bir din programı değil bizimkisi. Fakat aynı zamanda da biz müzik de hayatın bir parçası olan müzik de dinliyoruz. Dans da oluyor. Ama ayetin açıklaması sırasında dans eş zamanlı olarak değil tabii ki. Tabii. Kuşkusuz. Sohbetin olduğu zaman da oluyor. Sonra sohbete ara verilip müzik olup dans olduğu zamanlar da oluyor. Yani böyle bir şey olmadığını mı iddia ediyor, söylüyorsunuz? Ayet, bir ayetin yorumlanması. Tabii ki ayetin yorumlanması. Şimdi ben size şunu anlatayım. Bir kere son dönemde meydana gelen bazı olaylar var. Ardı arkasınca devam ediyor. Ben geçen gün sizin programınıza katılmıştım. Ve bize bir oyunun bir ay öncesinden bir oyunun planlandığını anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Bu İngiliz Derin Devleti'nin, hocamızın yani Sayın Adnan Bey'in İngiliz Derin Devleti'nin bütün planlarını ortaya koymasından sonra hız verilmiş bir oyun bu. Ve hiç de durmadan her günde gördüğünüz gibi katlama olarak artarak devam ediyor. Bu oyunun kuşkusuz ki bazı piyonları var. İngilizlerin devletinin uşağı olan vatan haini, kalp ve bazı insanlar var. Ve bunların kullanılması sonucunda bazı yerler kışkırtılarak bu oyun devam ettiriliyor. Şimdi İngilizlerin devleti bundan yaklaşık bir ay önce bir toplantı yaptı sarayda. Ve bundan sonra da buraya hızlı girişler başladı Türkiye'ye. Biz şimdi zaten bunun hepsini bütün programlarımızda, yayınlarımızda kapsamlı olarak anlattık. Sayın Adnan Bey, biliyorsunuz İngiliz Derin Devleti'ni 1-2 yıldır çok çok fazla üstünde duruyor. Ve Türkiye üzerinde oynanan 200 yıllık bir plan var. Bunun neticesinde de kamuoyunda bir infial meydana getirilmeye çalışıldı. Ve bunlar hep bunun sonucu. Yoksa şimdi akıl var, izan var. Yani siz bir ayet okurken ayetin açıklamasını yaparsınız, konuşursunuz, bu biter. Sonra müzik dinlersiniz, dans da edersiniz. Çünkü bu bir yaşamın parçasıdır. İkisi tamam, zaten tamam. Birbirinden ayrı değil. Şimdi ama anladım. Türkiye'de yani Türkiye'de değil aslında, dünyada dayatılmaya çalışılan bir bağnaz zihniyet var Tahir Bey. Tamam. Bu bağnaz zihniyetten dolayı da şu anda mesela heykele, sanata, kadına karşı olan bir zihniyet var. Kadının elinde oturması gerektiğini düşünen bir zihniyet var. Ve hatta kırbacın da duvara asılması gerektiğini söyleyen. Ve biz işte bu zihniyetle şu anda aydın, Atatürkçü, modern, çağdaş, dekolte de giyen, plajlara da giden, bikini de giyen, gençlikle birlikte kültürlü arasında bir uzlaşma sağlayan bir kesimiz aslında. Sağ kesimi tamamen dindarlığını alıyoruz. Bu aydın kesiminde modernliğini alıyoruz ve ikisinin birbirinden ayrı olmaması gerektiğini, ülkemizde böyle bir kutuplaşmaya gidilmemesi gerektiğini gösteriyoruz. Ve ikisini birleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bunu da Sayın Adnan Bey bence çok başarıyla yapıyor. Peki Didem Hanım, kadınların size olan tepkisi vardı. Geçtiğimiz günlerde de bu sosyal medyada yayınlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadını istismar eden yayınlar yapıldığına dair bir eleştiri var. Hani bunu
Herkes soruyor. Kardeşim diyor, kadınları niye istismar ediyorsunuz? Hani kadınların o hareketleri Türk toplumuna terstir diyen kitle var. Cevabınızı alayım. Şimdi kadın istismarı nedir biliyor musunuz Tahir Bey? Bir kadının kendi arzusu ve isteği dışında zorla kadına şiddet... fuhuş yapmayı mecbur bırakarak genel evde çalışmayı, bunlar kadın istismarıdır. Veya bir kadının mesela aile içerisinde sömürülmesi, ama bir kadın eğer kendi isteğiyle, ki biz bunu şu anda mesela kaç tane, 153 tane ulusal kanal var. Bunların hepsinde eğlence programlarında TRT dahil kadının dans ettiğini, şarkı söylediğini, güldüğünü, eğlendiğini bütün kanallarımızda görüyoruz ki bu zaten bizim savunduğumuz da bir şey. Ama bu nedense A9 TV'de olunca ki buradaki kadınlar bunu kendi isteğiyle yapıyorlar ve aksine bundan bir ücret de almıyorlar. Yani bugün günümüzde bütün kanallarda sanatçılar son derece dekolte kıyafetlerle, makyajlarla çıkıp dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Ki çok güzel, hepsinin gerçekten bakımlı olması da güzel. Bizim bu sanatı teşvik ettiğimiz bir şey. Didem Hanım, Didem Hanım, özür dilerim. Burada araya girmek istiyorum. Didem Hanım, burada araya girmek istiyorum. Özür diliyorum. Evet. Şimdi kadınlar tabii ücret almıyor diyorsunuz. Ya şimdi düşünün, ben geliyorum Beyaz TV'ye, emeğimin karşılığı para alıyorum. Ya da çoğu buradaki arkadaşlar. Yani Adnan Oktar'ın, Adnan Hoca'nın ne özelliği var? Yani Adnan Oktar'a kadınlar neden ücretsiz geliyor orada? Adnan Oktar'a oynuyorlar, Adnan Hocam seni çok seviyoruz. Yani bu devirde böyle bir şey ben görmedim. Adnan Hoca'nın ne özelliği var da ücretsiz kadınlar Adnan Hoca'yı seviyorlar ya da gelip çalışıyorlar, zaman geçiriyorlar, mesai harcıyorlar. Neden Adnan Hoca'yı seviyorsunuz? Tahir Bey, buna çalışma dikele değil, buna karşılıksız sevgi denir. Bu İslam ahlakında olan bir şeydir. Adnan Bey'in herhangi bir özelliği derken, yani televizyon dünyasındaki bir özellikten bahsetmiyoruz biz. İnsani bir özellikten bahsediyoruz ve bu, ben Adnan Bey'i 29 yıldır tanıyorum. Bakın Tahir Bey, tam 29 yıldır her gün Adnan Bey'le birlikteyim. Ahlakına, imanına, derinliğine, fedakarlığına, etrafındaki insanlara düşkünlüğüne, Türk milleti için sabahtan akşama kadar fedakarane çalışmasına, vatanını milletine bağlılığına, hükümetimize, devletimize olan bağlılığına, saygısına, Türk ordusunu her fırsatta destekleyip övmesine ve sürekli anlatması, bunların hepsine şahidim. Sabahtan akşama kadar, bakın 29 yıl, bir insan ömrü neredeyse. Yani o yüzden Adnan Bey'e bizim büyük bir sevgimiz var. Bu Allah için aşk derecesinde. Ve onunla birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Yani bu kadınlar kalkıp da A9 TV'ye gidip Adnan Bey'in karşısında dans etmeyle sınırlandırılacak bir şey değil bu. Bu çok büyük bir sevgi anlayışı. Yani biz nasıl bütün gün 24 saat birlikteysek, canlı yayınlarda da devam eden o süreç yine bizim din anlayışımız, nasıl biz Allah'ı yaşıyoruz, her yerde Allah'ı anıyoruz, orada da devam ediyor. Sadece kameralar açık. Yani biz neysek orada da oyuz. O yüzden sadece bir stüdyo ortamına gelip de kadınların birdenbire Adnan Bey'in önünde dans etmesi konusu değil bu. İnsanların sevgiden kaynaklanan, müzikle, eğlenceli, biz o kameralar kapalı olsa ne yapacaksak orada da aynısı oluyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Peki, orada da ayrıca ücret alma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü arkadaşız biz. Ben nasıl evimde dans edersem orada da öyle dans ederim. Ondan da ücret almam. Ama işte geliyorsunuz orada Adnan Oktar'ın yanına, bir zaman harcıyorsunuz, bir mesai yapıyorsunuz ki bu mesainin bir bedeli olmalı. Ama siz diyorsunuz ki ben Adnan Oktar'ı çok seviyorum. Ücret almıyorum Adnan Oktar'la çalışmaktan. Ona karşı bir sevgim var diyorsunuz. Öyle mi? Anladığım kadarıyla. Tahir Bey, nasıl Adnan Bey oraya çıkıp da kaç senedir, bakın yaklaşık 10 yıldır canlı yayın yapıyor, günde 5-6 saat. Adnan Bey nasıl televizyona çıkıp da ücret almıyorsa, bütün bunu Allah rızası için yapıyorsa, tek bir kuruş menfaat karşılığında dini anlatmıyorsa, ki bu Allah'ın ayetidir, dinden ücret alınmaz. Aynı şekilde ben din görevlilerimize de bunu tavsiye ediyorum. İmamlar ücret alıyor. Alınmaz. Başka hani, desteklerden alınabilir. Bir dakika, alınabilir. Türkiye'deki imamlar neden ücret alıyor? Yasin suresi 21'de. Ama imamlar ücret alıyor, Diyanet'te çalışanlar ücret. Herkesin kendi takdiridir. Ama bana göre değil, Kur'an'a göre dinden ücret alınmaz. Dini tebliğden ücret alınmaz. Allah Yasin suresinin 21. ayetinde bunu söylüyor. Onun için bütün ben bir Müslüman olarak tavsiyede bulunuyorum. Ama herkesin kendi takdiri. Nasıl mesela bir insan dini yaşar ama dini yaşarken içki içeni de vardır. Ben ona karışamam. O kendi takdiridir. Ben içmem. Ben namazımı kılarım ama dini yaşayıp namazını kılmayan da vardır. Ama Allah
sizden ücret istemeyenlere uyun diyor. Yani dini tebliğde ücret istemez. Peki, Nidem Hanım. Tam 10 yıldır tek kuruş ücret almadan 6-7 saat canlı yayın yapıyor. O nasıl ücret almıyor da bizim o kanala gidince ücret almamamız söz konusu. Şimdi, aynı şekilde. Nidem Hanım. Ve orada biz Adnan Bey'e gitmiyoruz. Adnan Bey de konuk olarak geliyor kanala. Peki Nidem Hanımcığım, bir şey soracağım. Şimdi tabii diyorsunuz ki ben namazımı tabii kılıyorum. Allah kabul etsin. Duam ediyorum. Müslümanca bir yaşam. Evet. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Sizin televizyon kanallarında hani o danslar, o kıyafetleriniz, hani vücut hatlarınızı ortaya çıkarıp da Türkiye'ye mesaj vermeniz, yani etik mi ya? Ya sadece bunu soruyorum. Ben yani doğru bir şey mi Didem Hanım? Tahir Bey, siz acaba diğer kanalları seyrediyor musunuz? Yani biz zaman zaman bunun kıyasını yapmak için aslında gösteriyoruz televizyonumuzda ama şu anda Türkiye'de mini etek giyen, dekolte giyen, yani bizim kanalımızdaki bayanlar gibi giyinen binlerce, yüz binlerce insan var. Plajlarda bütün insanlar bikinilerle denize giriyorlar. Bizim anlattığımız şey, bir kadın her halükarda dinini yaşayabilir. Bakın bize yüz binler hesabıyla kadından mesaj geliyor. Sizin sayenizde ben dinimi yaşayabileceğimi gördüm diyorlar. Bu o kadar önemli bir tebliğdir ki dini sadece evine kapanmış olan kadın değil, işine giden de, iş sahibi olan da, dekolte giyinen de, bara giden de veya plajlarda bikiniyle dolaşan kadınlar da dini yaşayabilir. Onlar da Allah'a inanabilirler. Evet. Yani biz bunların hepsine zaten görüyoruz ve bize teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tahir Bey, biz siz de takdire... Daha çocuktum. TRT'de çıkardı dansözler. Bütün dekolte kıyafetlerle şarkı söyleyen dans eden insanları TRT'de dahi şimdi görüyoruz. Şimdi kötüye de örnek almamak lazım. Hani TRT onu yapıyorsa... Tamam, biz Tahir Bey, tamam. Burada çok önemli bir şey var. Eğer Tahir Bey, çok özür dilerim. Eğer etikten bahsedeceksek Türkiye'de şu anda ve şu anda bizim kanallarımızda Kur'an'da tamamen etlerine tamamen aykırı olan homoseksüelliğin propagandası yapılıyor. Bütün kanallarda çıkarılıp fenomenler haline getirilip homoseksüeller şey şarkılar söylüyor, kadın gibi ses çıkarıyor, yürüyor. Sizin kanalda olmayabilir ama siz de rastlıyorsunuzdur. Tabii rastlıyorum. Bunlar çıkıp rastlıyor ediyorlar, kadın doğru, gibi yürüme taktikleri yapıyorlar. %100 doğru söylüyorsunuz. Neden girmeyelim ama etkiliyse asıl bunun üstüne durulması gerekmez mi? Ben mesela bir kadın olarak... Homoseksüeller konusunda... Bu arada da bizim programımız da din programı değil. Bu çok önemli. Tamam. Din programı değil mi? Evet. Ama sürekli Müslümanlıktan bahsediyorsunuz. İyi bir Müslüman şöyle olmalı. Müslümanlara hani... Çünkü ben Müslümanım. Benim hayatım, din bütün hayatı kapsar. Evet. Şimdi din son sorun. Fatih Altaylı'nın bir açıklaması oldu. Ama dini bir program yapmıyoruz biz. Biz sohbet eğlence program yapıyoruz. Tamam. O zaman bunu da halkımıza aydınlattınız. Ne güzel. Diyorsunuz ki biz bir dini program yapmıyoruz. Sohbet eğlence programı yapıyoruz. Tamam, güzel. Fatih Altaylı'nın cevap vereceksiniz Fatih Altaylı'ya. Çok ağır konuştu. Adnan Hoca ile ilgili söylemleri var. Cevabınızı alalım Didem Hanım. Şimdi bir kere benim muhatabım Fatih Altaylı değil ama genel olarak bu ve bu zihniyetteki insanlara cevap verecek olursak bir kere herkes bir dönüp kendine baksın. Önce Fatih Altaylı'nın eşi Hande Hanım, benim çok takdir ettiğim, görünümünü falan da hoşuma giden bir bayan. Fakat bu bayan dekoltede giyiniyor, içkisini de içiyor, sosyal medyada bu paylaşımları da yapıyor. Fatih Altaylı öncelikli olarak eleştirecekse bunu eleştirsin, eğer bunda bir eleştiri konusu görüyorsa. Ve hükümetimize karşı da ifadeler kullanan, mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ifadeler kullanan da şeyler olabiliyor. Onun için Türkiye aleyhinde şu anda yurt dışında yapılan bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Bu insanlar Türkiye'nin içe kapanık, soğuk, kararmış böyle köhne yerlerde, hiçbir şekilde sanattan, sevgiden zevk almayan bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. Bakın Türkiye'nin güneydoğusunda bir PKK devleti kurulmaya çalışılıyor. Ülkemiz dört bir yandan burada cendereye alınmış durumda. Bazı kişiler işi gücü bırakmış, 3-4 tane genç kızın isteğiyle bir kanalda dans etmesinden bahsediyorlar. Sizin tek probleminiz bu mu? Bir dönün dışarıya bakın, ülkemizde bir düşmanlık var. Burada İngiliz derin devleti ülkemizi çökertmeye çalışıyor, bölmeye çalışıyor. Ve bunu da içimize girip içimizdeki İngiliz derin devleti uşağı, hain, kahpe, fahişelerle yapmaya çalışıyorlar. Bu o kadar önemli bir şey ki
Tahir Bey, bunu görmemek bir hırsızlık olur. Tamam. Bakın bazı kanallara bizden ayrıldığını söyleyen bazı kişiler gidiyorlar ve diyorlar ki işte bize çeşitli iftiralar atıyorlar. Halbuki benim tavsiyem var. Bize iftira atanların bir... bağlantısı hatta. Böyle bağlantıları var mı? Önce kimle konuştuklarını görsünler. Evet. Sonra konuşsunlar. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı diktatör diyen ve muhtar bile olamaz diyen biri Fatih Altaylı. Önce bunları açıklasın Fatih Altaylı. Sonra 3-5 tane kızın dans etmesinden bahseder. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Didem Ürün'ü aldık sevgili seyirciler. O kesilen yerlerde yayınlanmış olsa tabii daha mükemmel olacak ama neyse. Evet, dinliyorum.